İstemiyorum bu beni. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Kimmiş gönderen? Güle güle kullan Cennet. Yaptığın iyilik için çok teşekkür ederim. Melisa. Bitirme projesini yaptığım zengin bir kız vardı ya. O göndermiş. Sağ olsun. Üstüne giy bir bak bakalım. Oluyor mu? Benim elbisem daha güzel. O da çok yakıştı, doğru. Onu her zaman giyersin. Bugün mezun oluyorsun. Kızım, bunu giy. Ben elbisemden memnunum babaannem. Efendim Melisa? Beğendin mi elbiseni? Evet, teşekkür ederim ama gerek yoktu. Projeni ben sana iyilik olsun diye değil, para karşılığı yaptım. Sen de onu fazlasıyla ödedin zaten. Ya bak Cennet, ben bu projeyi veremeseydim bugün mezun olamıyordum. Ya elbise yeni bir şey değil zaten. Dolabımda duruyordu. Ben sana bir şeyler yapmak istedim. Törende giyecek bir şeyin yoktur diye düşündüm. Çok düşüncelisin gerçekten. Ama ben babaannemin diktiği elbiseyi giyeceğim. Törende görüşürüz. Hı, görüşürüz. Cennet, hayırdır, niye geldin? Besteyi almaya geldim, müdür amın izin vermemiş. İyi yapmışsın, konuş tabii ki. Cennet abla, sen gelmeseydin müdür hanım hayatta bırakmazdı beni. Derslerden kaytardığını bilseydim zaten zahmet etmezdim Besteciğim. Ya ama sadece bir derse girmedim. Ben sana o bir dersin hesabını soracağım, hadi acele et şimdi. Abla! Abla iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi misiniz? Var mı bir şeyiniz? Ya iyiyim de böyle sokağa mı çıkılır? Yardım edeyim, gelin. Önüne bakmayan sizsiniz, yola fırlayan da sizsiniz. Farkındasınız değil mi? Hem eziyordunuz hem de beni mi suçlu çıkaracaksınız? Ben düz yolumda gidiyorum. Siz yola fırladınız. Özür dileyeceğini hala konuşuyorsun yani. Dua edin. Ben mezuniyet törenine geç kalıyorum. Yoksa bu konuşma burada bitmezdi. Aynı törene gidiyoruz sanırım. Evet. Cennet ablam mimar oldu. Güzel. O zaman bir şöyle yapalım. Önce bir beraber hastaneye geçelim. Sonra ayakkabıcı uğrarız. Oradan da törene geçeriz. İstemez. Biz şuradan otobüse bineriz. Biz de gittik bunu getir. Yürü. İyi niyetimden söyledim. Yardım etmek istedim. Başka bir amacım yoktu. Siz bu ucuz numaraları başka kızlara yapın. Ne var abla? Ne güzel arabayla çabucak giderdik. Böyle de yürünmüyor ki. Tut. Ya adam besbelli yalan söylüyor. Görmüyor musun? Hem her çağıranın arabasına binilir mi? Ne bileyim, iyi birine benziyordu. Hem de çok yakışıklıydı. Yakışıklı olması iyi bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Hem adam çok kötü araba kullanıyor. Babaannem gelmedi mi hala? Yok, gelmedi. Allah Allah. Otobüsü falan kaçırdı herhalde.
Anneciğim. Prensesim. Sana bahsettiğim arkadaşım vardı ya, Cennet. Babacığım. Tanışmak istemiştin ya. Evet. Kızıma bitirme projesinde çok yardımcı olmuşsun. Onun için teşekkür etmek istedim. Rica ederim. Melisa yurtta büyüdüğünü söyledi. Üstelik okul birincisiymişsin. Tebrik ederim. Tebriği aslında sınıf arkadaşlarım hak ediyor. Ortalamayı düşürerek beni birinci yaptılar. Biraz ucuz bir numara olacak ama bir şey içmek isteyen var mı? Ucuz bir numara mı? O da nereden çıktı ya? Evet. Bazıları öyle düşünüyor. Tanıştırayım ben sizi. Cennet, Selim. Merhaba. Ayakkabınız çok güzelmiş. Kendi tasarımım. Çok dikkatsiz birinden ilham aldım. Öyle mi? Neyse, hadi dedemler bekliyor ya. Daha fotoğraf çektireceğiz. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz Cennet'cim sonra. Cennet, sen burada mı çalışıyordun? Hoş geldiniz. Arkadaşın mı? Evet dedeciğim, ya bizim okulun birincisi. Aferin kızım. Bravo. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Mimarlık yapmayı düşünüyor musun? Yoksa burada çalışmaya devam mı edeceksin? İş bulana kadar buradayım. Çok uzun sürmez o zaman. Senin gibi birini işe almak isteyen çok yer çıkar. Bu denli prestijli bir okulu birincilikle bitiren birini kaptırmak istemez kimse. Değil mi? Kesinlikle. Ben okul birincilikle bitirmedim. Ama benimle çalışmak isteyen çok prestijli bir yer var. Yakında sen bizi de çalıştırırsın zaten. Doğru. Yapar. Böyle bir aileye sahip olduğun için çok şanslısın Melisa. Belki bugün senin de şanslı günündür. Bizim şirketi biliyorsun. Eğer arzu edersen seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Nasıl yani? Sizin şirkette bir iş teklifi mi bu? Ben doğru mu anladım? Evet, doğru anladım. Eğer düşünmek istersen. Yok, düşünmeme gerek yok. Çok isterim. Tamam. O halde yarın sabah 8:30'da şirkette ol lütfen. Tamam. Pekala. O zaman bize güzel bir masa hazırla bakalım. Seçimler sana ait. Tamam, tabii ki.